Selamlar, ben Semih. Bugün yepyeni bölümle karşınızdayım. Dünyada 264.lükten başlıyoruz. Kupada kaptırıp ilerlemeye devam ediyoruz. Eğer kupa videolarına 8.000 beğeni ve güzel yorumlar gelirse sürekli devam ederiz anlaşması yapmıştık. Anlaşmamız hala geçerli. Dünkü videoyu güzel desteklemişsiniz arkadaşlar. Herkese teşekkür ederim. Bugün de söz verdiğim gibi en son bıraktığımız yerdeyiz. Umarım bugün sıramada daha da tırmanırız. Hadi bakalım başlayalım. Bol şans diyelim. Emojimizi gönderelim ki videonun sonuna kadar güzel şans bizimle olsun. Adam çok hızlı bir destek kullanıyor. Bakalım bugün başımıza ne gelecek. Barbar valik çevirmeye çalışalım. Mükemmel, o barbar valik kesinlikle gerekiyordu. Çünkü köstebek kulemize bayağı vuracaktı. Arkadaşlar artık rakip de bizi tanıyor, biz de rakibi tanıyoruz. O yüzden taktiğimizi size anlatayım bu maçta. Bu maçta rakibin köstebeklerini güzelce savunacağız. Rakibin köstebeği evrimli olduğu için nereye attığını görebiliyoruz. O yüzden de böyle bir artımız var. Güzel savunup sonra mezarlıkta sık sık atağa çıkacağız ve böyle kazanmaya çalışacağız. Hatta şimdi mezarlığımızı sağlayabiliriz. Ya zehirle savunacak ya zehirsiz risk alacak. Maçın başına göre bence gayet iyi vurduk. Adam böyle zehir atmayarak daha çok ikisi karına geçti ama hasar yedi aynı anda. Gene valimizi çevirdik. Ama ben önce ana kulemi açacağım. Bu maçta çok özel bir kahramanımız var. O da yavru ejder arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Rakibin tarafından bir düşünelim. Rakibin havaya vuran tek kartı Tesla olduğuna göre eğer yavru ejderimizi daha sık oynayıp bir de önüne şövalye atarsak çok daha rahat vurabiliriz rakibe. Ona göre oynayalım yani. Şöyle evrimli kafeste şu goblinci yok edelim. Kafesin içindeyken patlıyor mu? Evet. Şimdi arkadaşlar bahsettiğim hatayı yapma vakti geldi. Köşeden yavru ejderi bırakalım. Köşeden bırakmak çok önemli çünkü köşeden bırakırsanız Tesla'yı görmeyebilir. Önüne en iyi koruma olan evrimi şövalye. Boşuna zehir atıp oyunu yavaşlatmayacağım. Mis gibi savunduk. Bir daha bir atak yapalım. Aslında önemli olan yavru ejderin vurması değil, yavru ejderin yaptığı baskı. Aman diyeyim çok vurdu. Ama çok da iksir kazandık, o yüzden iyi saldırıyoruz şu an. İksiri bitti. Aynı anda Tesla zehir attı. Köprüden her şeyi basma vakti geldi. Durmak yok. Şu anda rakibi köprü spam'a aldık. Yani ne gelirse basacağız, bu maçı alacağız. Evet, ilk maç galibiyet. Umarım bu maçın gazıyla ikinci maçı deneriz. Elimiz güzel geldi. Havan bir tane bile vurmasın diye kafes attım. Tamam, genelde havan maçlarında benim taktiğim şu olduğu için zehirle kulesine vuruyorum. Sonra kalanını da işte mezarlıkla falan toparlıyorum. O yüzden de bir tane bile hasar almamaya çalıştım. Top arabasını şöyle 3 iksir öldürelim. Tamam, bu yeterli. Genelde rakipler topçuk kullanıyorsa mezarlığa karşı önlem alıyorlar. İşte yaşlı cadı, okçular, ki bu adamlar okçular var, o yüzden vurmamız bayağı zor olacak. Adam madencinin konumunu güzel attı. Kasırgamızı az önce kullandığımızı bildiği için şövalye atacağım yerin tam tersini attı. Büyük birisi olmadığı için buz büyücüsünü bırakabiliriz. Şimdi tersten havan basması lazım. Bütün hareketler arasında en doğrusu bu çünkü. Evet, elimizde böyle cevap olmadığını bildiği için basacağını biliyordum. Kafesin önünde şövalye çok güzel gidiyor.
Eğer top arabasının yanına önüne bir şey atmazsa barbar valiyle durdurabiliriz. Adam iyi oynuyor ya hakikaten. Elimde kafes ve şövalye olmadığını bildiği için top arabasını tanklamaya karar verdi. Hatta arkaya atmayı tercih etti çünkü kasırgam olmadığını da biliyor. Evet yakalandık. Kuleye vuracak, yapacak hiçbir şey yok. Anca birazcık telafi etmeye çalıştım zehir atarak. Şu iksir durumumuzu birazcık toparlayalım. 3 iksirde falan sürekli mezarlık zehir, mezarlık zehir yapa yapa okçuları da korumaları da öldürürüz. Ama şu an için bayağı gerideyiz ve bir daha yakalanmamız lazım. Aynı yönü kitlemeye devam. Adam oyun yönünü açabilir. Şöyle bir alan defansı. İksirimiz toparlanmış. Şimdi mezarlık vakti arkadaşlar. Eyvah, okçular ölmedi. Of, ucu ucuna. Rakip bizim havana zehir yedirme taktiğimizi anladığı için havanı sürekli ters taraftan basıyor. Sağdan hasar yemeği göze alacağız. Sadece bir varil yetindim. Artık zaman daraldığı için saldırmamız lazım rakibe. Bizim saldıracağımızdan korktuğundan bayağı agresif oynadı. Hadi 3x'e giriyoruz hadi. Of çok iyisin yavru ejder. Döndürüyoruz arkadaşlar, az kaldı hadi. Okçu elinden çıktı. Mezarlık vakti hadi. Of ne güzel maçtı. Var ya terledim arkadaşlar. Zor maçtı, başardık. Hadi 2'de 2 devam devam, durmak yok. Arkadaşlar küresel hakikaten çok heyecanlı ve zor. Az önceki maçtaki gibi maçları yenmeniz lazım yükselmek için. Yani kolay değil, herkes yapabileceği en iyi hamleleri yapıyor. Az önceki adam benim 3 tane kartımın elinde olmadığını ve döndüremeyeceğimi hesaplayıp bir hamle yapmıştı. Çok da keyifli bence böyle. Evet hadi başlayalım. Normalde bu adam kraliyet devi oynuyor derdim elektro ve hayaleti gördükten sonra, ama topçu yok kulesinden. Evet o yüzden de pek oynuyor. Vay be, artık kule birliğinden de desteği ayırt etmeye başladık. Şimdi bu maçki taktiğimizi anlatmaya çalışayım size arkadaşlar. Karşı tarafın büyüsü boşluk büyüsü. Yani eğer biz buz büyücüsü, yavru ejder, zehir, kasırgalı büyük bir defans oluşturursak adam pekkale bir hata gelemez. Zor maç, kolay değil bizim için ama tabi çok dikkatli oynamak lazım. Elinde 3 iksir kaldığı için mezarlıkta saldırdım. Çok özgüvenli bir pekkaydı. Kraliyet hayaletiyle anakulemi açmaya çalışmayacağım bile. Şu an her iksir damlasının önemi var. Çok
Çok iksir kaybettik arkadaşlar. Umarım birazdan yakalanmayız. Az önce adamın dikine mezarlık attık. Bu yüzden de bayağı zarar girmiştik zaten. Adamın büyücüyü attığı yere bakar mısınız? Bu ne demek biliyor musunuz? Ben bilerek hasar yiyorum çünkü sana çok fena saldıracağım. Eyvah, defansif mezarlığın bizi kurtarması lazım. İnanılmaz ya. Arkadaşlar kulemizde tek bir çizik bile yok. Yani kazıya kazıya buraya getirdik maçı. Zor anlar yaşadık, güzel savunmalar yaptık ve şu an iyi konumdayız. Bravo be şövalye, gitti büyücüyü öldürdü doğrudan. Kartlarımızı yan yana topluyorum. Bir tane kafes dikelim arkadaşlar. Pekka'nın arkasından koş binci attığında da bize kafes lazım olacak. Desteği hızlı döndürmemiz lazım. Döndürdük desteği. Ana kulemizi açalım. Adam yavaş yavaş maçı çeviriyor. Köprüden şövalye atalım. Sanki böyle mezarlıkta saldırıyormuş gibi yapayım. Evet, hemen önlem aldı. Zehri yedirtelim. Büyücünün artık zehri ölmemesi büyük fark ediyor. Maçın başında dediğim taktiği yapıyoruz. Adamın büyük bir pekka atağı kurmaması için yavru ejder, buz büyücü, kasırga defansı yapıyoruz. Eyvah eyvah, adam öne geçti. Birazdan 3x'e gireceğiz, o yüzden mezarlığı sallıyorum. Normalde atmazdım ama 3x'e doğru atılır. Koş bincinin önüne Pekka atacak, o yüzden Pekka'yı köprüde durduralım. Koş binci önden gitsin. Şimdi kulemiz koş binciyi vuracak. Köprüde kesecek, o yüzden varil de atıyorum. Of, koş binci vurdu ama biz sağ tarafa daha çok vurmuşuz. Defansa bakmaktan atağa bakmamıştım. Var ya, bu maçta terlettik. Kolay maç yok burada arkadaşlar. O zaman son bir maça daha girelim. Eğer onu da yenersek full başarıyla videomuzu bitirmiş olacağız. Küreselde tırmanmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu adam ne oynuyor acaba? Bu adamı daha önce görmemiştim. Balıkçıyla öyle başlaması biraz garip mekti bu arada. Onu da söyleyeyim. Garip bir destesi var. Sol tarafı şövalye ile bloke edebiliriz. Muhafızların zayıf noktası tabii ki de alan vuran kartlar ve havadan vuran kartlar. Yavru ejderi tepesine bırakalım. Buz büyücüsü güçlendirme almıştı, o yüzden herhalde iskelet kralı özelliğini savunabilir. Ay, buz büyücüsü. Eyvah eyvah, çok hasar yiyoruz. Yani normalde ben de biliyorum orada buz büyücüsüne güvenilmeyeceğini ama şöyle bir şey var, tam böyle o pozisyonda gerekli olan güçlendirmeyi almıştı. %50 daha fazla alan vuruyordu. Ama demek ki güvenmeyecekmişiz. Olsun olsun, çevirmeye çalışacağız, yine yapacak bir şey yok. Şu ana kadar bu adam hakkında topladığımız veriler şunlar. Rakip muhafız attığında biz yavru ejder attık, sağ tarafı hatırlıyorsanız. Adam boşluk büyüsü attı. Acaba havaya vuran bir kartı yok mu? Bu beni birazcık işkillendirdi, boşluk atmak zorunda kalması. Bir de tabii ki de boşluğu olduğu için kartlarımızı yan yana atıp çok rahat savunma kurabiliriz uzaktan ve havadan.
Hadi bakalım, çevirmeyecek maç değil. Yaşlı cadısı varsa çeviremeyiz ama onun dışında belki çevirebiliriz. Muhafız attı diye eline 3 iksir var sadece, o yüzden tüm gücümle saldırıyorum. Of of, çok iyi vurduk. Az önce var ya, tam yerine risk almışız. Boşu boşuna duvar kıcı attı. Bence bu yüzden saldırma hakkımız var. Aha, mezar kalıyor kulesine. İşte bu. Orada anladım ben muhafız atacağını. O yüzden ikisi kalmayacaktı ve mezarlık vuracaktı. Tam da var ya, bu maç her şey istediğimiz gibi ve doğru yerde risk almışız. Buraya kadar getirmişken bu maçı vermeyiz arkadaşlar. Harbiden de havayı vuran kartı yokmuş doğru dürüst. Hayda, alev topu varmış bu adamın. Adam boşluk alev topu oynuyor. Zehirle vuralım madem. Arkadan kart atamıyorum çünkü sürekli büyü atıyor. İyi, yavru ejder alev topundan sağ çıkar, o yüzden arkadan bıraktım. Bir tane silahlı kulemizi açalım. Bu maç hakikaten iyi oynadık. Bir başlangıçta buz büyücüsü yüzünden bir toparladık ama sonradan iyi dirildik yani. Boşluk atacak, o yüzden buz büyücüsü atıyorum. Evet, çok belliydi. Çünkü havaya vuran kartı olmayınca tek 52 seçenek boşluk oluyor. Mezarlığı yapıştıralım. Kasırga ile çekelim. Ve bu maç burada biter arkadaşlar. Şimdi bakalım dünyada kaçıncı olmuşuz. Çok güzel videoydu. Maçların peş peşe olduğunu şöyle göstereyim arkadaşlar. Hiçbir kırpma kesme yok. Yani başladık videoya ve kastık. Evet, 250'lerde başlamıştık videoya. Buraları kastık ve dünyada 150'ye çıkmışız. Arkadaşlar, eğer güzel beğeni ve yorum gelirse dediğim gibi tekrar yarın devam ederim yani. Onu söyleyeyim baştan. Her gün 17'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.